Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Işıl. Bugün sizlere en sevdiğim şehir efsanelerinden bir tanesini anlatacağım. Aranızda bilmeyenler varsa şehir efsaneleri yıllardır, hatta yüzyıllardır anlatılan, kulaktan kulağa dolaşan, çoğunluğu paranormal hikayeler zinciridir. Tabii ki bunların gerçek olduğuna dair herhangi bir somut kanıt olmadığı için veya var olan kanıtların da doğruluğundan tam olarak emin olamadığımız için onlara şehir efsanesi diyoruz. Yani arkadaşlar, her videomda bunlar gerçek mi diye soruyorsunuz. Adı üstünde şehir efsanesi, gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Kanalımda çoğunlukla açıklanamayan paranormal olaylar ve şehir efsaneleriyle ilgili hikayeler, bazen de anı videoları paylaşıyorum. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa anlattığım hikayeleri kaçırmamak için kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Eğer beni Instagram hesabından da takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Black Eyed Children veya Black Eyed Kids, yani siyah gözlü çocuklar, 1990'lı yıllardan beri süregelen bir şehir efsanesi. Yaşları 6 ile 16 arasında değişen, genellikle otostop çekerken, bilinirken veya ıssız yerlerde insanların karşısına çıkan solgun tenli bu çocukların asıl ayırt edici özelliği ise gözlerinin tamamen siyah olması. Yani hiç beyazlık yok arkadaşlar. Tamamen simsiyah. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu çocuklarla karşılaşmış yüzlerce insan ve tabii ki onların da yüzlerce farklı hikayesi var. Ancak anlatılanlar çoğunlukla hep birbirinin aynısı. Bu çocuklar insanların yanına gelerek çeşitli sebeplerden dolayı yardım istiyorlar ve onlara yardım eden insanların da sonları pek iyi olmuyor. Garip görünüşlü ve çoğunlukla insanda yardıma muhtaç bir his uyandıran bu çocuklar ilk etapta size oldukça kibar davranır. Enteresan mekanik bir yapıları, hipnotize edici sesleri ve ritmik, kafiyeli bir konuşmaları vardır. Ayrıca bu çocukların da girdiği ortamlarda hayvanların oldukça rahatsız olduğu gözlemlenmiştir. Alışılmadık zamanlarda veya yerlerde karşınıza çıkabilecek olan bu çocuklar genellikle sizden bir şekilde yardım ister. Elinize girmek isteyebilirler, kendilerini arabayla bir yere bırakmanızı isteyebilirler, onlar için birini aramanızı rica edebilirler. Eğer onlara hayır derseniz veya istediklerini yapmazsanız aşırı derecede agresif bir tutum sergilediklerini veya seslerini yükselttiklerini görebilirsiniz. Aciz bir şekilde beni içeri almak zorundasın, beni arabayla şuraya götürmek zorundasın, benim için bunu araman gerekiyor, bunun için tek insan sensin gibi sizi zor durumda bırakacak şeyler söyleyebilirler. Onlarla ilk karşılaştıklarında içlerine çok garip bir his kapladığını söyleyenlerin sayısı oldukça fazla. İnsanda böyle panik atak, korku, endişe, gerginlik gibi karmaşık hisler uyandırdıkları söylenir. İnsanlar yardım etmek istemese bile sanki zihinlerini kontrol ediyormuş gibi bilinçsizce sonunda bu çocukların söylediklerini yapmaya başladıklarını savunmuşlardır. İnsanlara ilk yaklaştıklarında normalde bu çocukların kafaları öndedir. Yere bakarlar veya kapşon ya da gözlerini göremeyeceğiniz bir şapka takarlar. Eğer ters giden bir şeyler olduğunu anlarsanız, bu çocuklara hayır derseniz veya bir şekilde gözlerinde hiç beyaz renk olmadığını fark ederseniz arkadaşlar, yapmanız gereken tek şey bulunduğunuz yerden anında uzaklaşmak. Çocukların suratına kapıyı kapatmak, arabadaysanız basıp gitmek veya sizin yanınızdaysa bu çocuklar koşarak oradan uzaklaşmak. Çünkü çocukların gözlerine bakanlar garip bir hipnotize edici etkileri olduğunu söylemişlerdir. Bu çocuklara yardım etmezseniz veya onlara hayır derseniz ve arkanızı dönüp giderseniz o çocukların bir anda ortadan kaybolduğunu göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar, sizlere bu kameralara yakalanan çocuklardan birkaçını göstereceğim. Yani YouTube'da ve hani internette bunlarla ilgili birçok video dolaşıyor bu arada. Ben hoşuma giden veya bana ilginç gelen bir iki tanesini göstereceğim sizlere. Çoğunlukla zaten hep ormanlık arazilerde çekilmiş bunlar, Slenderman gibi. Burada bir kaza sonrası çekim yapılıyor ve kazanın arkasında çalılıklarda saklanan kişiye dikkat edin. Bu çocuğun siyah gözlü çocuklardan biri olduğu ve bu kazaya da sebep olduğu düşünülüyor. Yani arkadaşlar, otobanın ortasında böyle ölümcül bir kaza olmuşken o çocuğun orada, kazanın olduğu yerde, çalılıkların arkasında ne işi olabilir sizce? Burada ise ormanlık bir arazide yeni aldığı drone'u deneyen kişi yanlışlıkla bir şeye denk geliyor ve ilgisini çekiyor. Çünkü orada olmaması gerekiyormuş. Yani o bölge söylenilene göre kilometrelerce ağaçlıktan oluşan boş bir araziymiş. Ve arkadaşlar, bu çocuklarla karşılaştıklarını iddia eden, dediğim gibi videonun başında da yüzlerce
insan var. 1990'lı yıllardan beri bu tarz hikayeler, bu tarz olaylar internette dolaşıyor. Hatta bir iki yerde gazeteye bile çıktığı söyleniyor. Ve ben de size bu olaylardan en çok bilinenlerinden bir iki tanesini anlatacağım şimdi. İlk hikayemiz arkadaşlar muhtemelen 90'lı yılların ortalarında bu siyah gözlü çocukların görüldüğüne dair, onlarla bir şekilde iletişim kurulduğuna dair rapor edilen ilk olaylardan bir tanesi. Bir gazetecinin başına geliyor. Bu gazetecinin adı Brian Battle. Bu gazeteci Texas'ta bir gece arabasını boş bir park alanına çekiyor ve orada bir şey için beklemeye başlıyor. Belki dinleniyor, belki başka bir şey yapıyor. Hani hikayenin bu kısmını tam bilmiyorum. Adam arabanın içinde otururken yanına iki tane çocuğun geldiğini görüyor. Bu çocuklardan bir tanesi kızıl saçlı, yüzünde çiller var ve saçları hafif uzun ve kafası öne doğru. Yanındaki çocuk ise böyle kıvırcık saçlı bir çocuk söylediğine göre bu çocuklar 8-10 yaşlarında ve diğer çocuk kıvırcık saçlı olan da kafasına bir şapka takıyor. Tabii ki ortam birazcık karanlık olduğu için adam çocukların yüzlerini hani çok çok net göremiyor, seçemiyor daha doğrusu. Adam arabada otururken çocuklar buna yaklaşıyor ve camı tıklayarak Mortal Kombat filminin açılışı olduğunu, bu açılışa çok gitmek istediklerini, ancak paralarını evde unuttuklarını ve eve gidip annelerinden para almaları gerektiğini söylüyorlar. Gazeteciden kendilerini evlerine bırakmaları için yardım istiyorlar. Adam o anda bir şeylerin ters olduğu hissine kapılsa da, içine öyle bir his doğsa da bunların sonuç itibariyle küçük birer çocuk olduğunu ve en nihayetinde silah bulunduramayacaklarını, kendisine zarar veremeyeceklerini düşünüyor. Çocuklara yardım etmekten kendisine herhangi bir zarar gelmeyeceğini aklından geçiriyor arkadaşlar. Ve bu gazeteci tam kapıyı açmak için elini kapıya doğru uzatırken birden çocuklardan bir tanesinin gözlerini görüyor ve tamamen simsiyah olduğunu fark ediyor. O anda birden paniğe kapılan gazeteci ne yapacağını şaşırıyor ve kapıyı kilitliyor direkt olarak. O anda gözlerini görünce çocuklarda bir boşluk hissi hissettiğini, belki de bunların bir uzaylı olabileceğini ya da o ortamda açıklayamadığı çok enteresan bir şey olduğunu söylüyor adam ama inanılmaz derecede korkmuş tabii ki. Direkt olarak arabasını geri vitese takıyor ve hemen oradan uzaklaşıyor. Dikiz aynasından arkaya baktığındaysa arkadaşlar çocuklardan eser yok. Tamamıyla ortadan kaybolmuşlar. Ve adamın başına hiçbir şey gelmiyor tabii ki. Sadece oradan gidiyor. Mesela diğer hikayemiz ise maalesef birazcık daha ürkütücü ve kötü sonlu. Bu hikaye aynı zamanda bu siyah gözlü çocuklarla ilgili en popüler olanlardan bir tanesi. Bir çiftin başına gelmiş. Kırsal kesimde yaşayan, ıssız bir yerde yaşayan bir çift. Gece uyurken sabaha karşı saat 2'de bir kapı sesiyle uyanıyorlar. Yani kapıya birinin vurduğunu duyuyorlar ve uyanıyorlar panik içinde. Tabii ki o sırada dışarıda inanılmaz derecede büyük bir fırtına varmış ve kar yağıyormuş. Bu karı koca ne olduğunu anlamak için aşağı inmişler. Kapıyı açmışlar. Kapının önünde dışarıda kar olmasına rağmen bunun için hiç de uygun olmayan kıyafetleriyle kapıda duran bir kız, bir erkek çocuğu görmüşler. Küçük, 5-6 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Bu çocuklar çiftle göz göze gelmemiş, kafaları öne doğruymuş, üstlerinde mont ya da manto tarzında hiçbir şey yokmuş ve çift çocukları bu şekilde görünce biraz üzülmüş ve korkmuş tabii ki. Çocuklar onlara içeri gelebilir miyiz diye sormuşlar. İçgüdüleri her ne kadar yanlış olduğunu söylese de çift çocukları içeri almış. Kadın çocuklara sıcak bir şeyler hazırlamak için mutfağa gittiğinde kocası da bu çocukları salona almış ve çocuklardan ailelerinin nerede olduğunu öğrenmeye çalışmış. Çocuklar adama ailelerinin birazdan burada olacağını söylemişler. Tabii ki çift bu durumu oldukça garipsemiş. Bu arada bu karı kocanın salonda bulunan kedisi de o ortamda oldukça garip ve agresif bir davranış sergilemiş. Yani normalde arkadaşlar o kedi inanılmaz derecede sevimli, insanlara yanaşan, onlarla iyi geçinen bir canlıymış. Kadın içecekleri hazırladıktan sonra çocuklara vermek için salona gittiğinde kocasını başını ellerinin arasında tutarken görmüş. Adam kadına bakarak çok başının döndüğünü söylemiş. Kadın içecekleri çocuklara verirken ilk defa çocuklar orada kafalarını kaldırmışlar ve çift o anda şok olmuş. Çünkü arkadaşlar tahmin edebileceğiniz gibi çocukların gözleri tamamen simsiyahmış. Hiç beyazlık yok, simsiyah. O sırada karı koca ufak çapta bir şok yaşarken birden elektrikler kesilmiş. Ve çocuklar yerlerinden kalkarak yine ritmik bir sesle tuvalete gitmek istediklerini söylemişler. Çocuklar salondan çıktığı anda adamın burnu şakır şakır kanamaya başlamış. Kadın panik halinde kocasına peçete veya havlu almak için mutfağa doğru yöneldiğinde çocukların karanlıkta, holde el ele tutuşmuş bir şekilde
hareketsiz olarak durduğunu görmüş. Kadının kendilerine baktığını gören çocuklarsa kapıyı işaret ederek ailelerimiz geldi demişler. Kapıyı açan kadın ve kocası dışarıda bir araba ve bu arabanın yanında da tamamen simsiyah giyinmiş iki tane insan görmüşler. Çocuklar kapıdan dışarı çıkarak arabaya binmişler. Dördü birden uzaklaşıp gitmişler. Bu olaydan sonra çiftin de hayatı asla normale dönmemiş. Sadece birkaç gün sonra evlerinde kedilerini ölü olarak bulmuşlar ve kedi kendi kanında boğulmuş bir şekilde yerde yatıyormuş. Burun kanamaları hiç durmadığı için doktora giden adamda ise bir çeşit agresif, kötü huylu deri kanseri türü olduğu tespit edilmiş. Ve arkadaşlar işin komik olan kısmı, bu kanser türü genelde iç ortamlarda spray tan kullanan kişilerde çoğunlukla görünürmüş ve bu adam hayatı boyunca asla bunu kullanmamış. Bu olaydan bir süre sonra adam hayatını kaybetmiş. Ayrıca kadında da sıklıkla baş dönmesi, burun kanaması, yorgunluk hissi, halsizlik hissi varmış ve içindeki o korku asla gitmemiş arkadaşlar. Başlarına bu korkunç olaylar gelen aile aslında bunlara çocukların sebep olduğunu düşünmüşler ve tamamen buna inanmışlar. Aslında bu çocuklarla muhatap olan insanların bir tür radyasyon zehirlenmesi yaşadığı öngörülüyor. Bu tip bir radyasyon UFO gören veya dünya dışı varlıklarla iletişim kuranlarda da daha önce tespit edilmiş durumda. Acaba bu çocuklar bir tür uzaylı insan melezi mi, yoksa işin içinde açıklayamadığımız paranormal bir şeyler mi var, yoksa dünyanın farklı yerlerinde yaşayan yüzlerce insan sizce hayal görüp yalan mı söylüyor? Ne düşünüyorsunuz? Benimle paylaşırsanız ve aşağıdaki yorumlara yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu hikaye hoşunuza gittiyse bu ve bunun gibi birçok hikayenin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz. Hoşça kalın.